tekrarlayalım. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün Tagamer Mutfaktadır. Birinci bölümündeyiz. Daha yeni kuruyoruz arkadaşlar. Geçenlerde 160 abone olmamız için bir duyuru yapmıştım. 160 abone olduk bir gün içinde maşallah. 160 abone olduk. Bu şeyimde bir içecek, yani içecek. Her zaman katı bir şey olmayacak. Sadece içecek olacak. Tabii artık hazır çikolatalı sütlere hazır çikolata sütler artık devre bitti. Yine ev yapımı çikolatalı süt yapacağım arkadaşlar sizlere. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Burada çikolatamız var. Burada da sütümüz var. Sütümüz gayet güzel bir şekilde lekter ısınma sütümüz. Neyse, şimdi çok pratik bir yapım var arkadaşlar. Hala abone değilseniz, bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi bu nasıl yapılıyor arkadaşlar? 5 saniyenizi falan alacak, hatta 3 saniyenizi falan alacak. Bayağı pratik bir şey. Şimdi abone olmayı ve bildirimleri açarsanız tabi çok mutlu edersiniz. Şimdi bakın, bu böyle ya, bu böyle ya. Hep çoğunuz biliyordur ama ben size en pratik şey yapmaya çalışacağım. İnşallah olur abi. Böyle bu eriyene kadar böyle yapacağız arkadaşlar. Eriyene kadar. Rengi ne zaman gelir bilmiyorum. Karıştıracağız öyle eriyene kadar. Bakın hala var, eriyene kadar. Karıştır. Bakın rengi koyulaşmaya başladı, fark ettiyseniz. Bakın hafiften şöyle oluyor. Şu şey eriyene kadar arkadaşlar, aslında çikolata eriyecek. Böyle karıştırıyorsunuz. Çok sıkıcı bir işleme var buralar. Çok sıkıcı yani. Aferin sizlere. Ama birkaç dakikanızı falan almaz. Rengini hafifçe vermeye başladı. Yakında içmeye hazırlayacağız inşallah. Yakında şöyle karıştırıyoruz. Bakın görüyorsunuz mu? Böyle yapılıyor işte. Çoğunuz biliyordur ama ben de size bu bilgiyi vermek için öyle yaptım. Yalnız bu düşmeyecek gibi. Az kaldı. Az bir şey kaldı. Sarı rengini verir inşallah. Kameramanımıza soruyoruz. Gerçi ben de biliyorum. Kaç dakika kalması gerekiyor? Oldu bence. Koyulaştı. Böyle bu kadar olabilir arkadaşlar. Tam kapkara olmasını beklemeyin. Yani olabilir ama bizim böyle oldu. Tam böyle çikolata şeyi vermedi ama tadına bakıyoruz. Tadına bakıyoruz. Vermemiş. Birazcık daha çikolata ihtiyacımız var. Vermemiş. Çikolatamızı alalım oradan. Gerçekten birazcık daha çikolata ihtiyacımız var. Hiç abartmıyorum. Olmamış abi. Çikolata tadı yok.
aldık çikolatamızı. Aldık çikolatamızı arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Fazla vermediği için, etkisini fazla vermediği için çikolatayı fazla koymak zorunda kaldık. İki çay kaşığı yeter bence. Yeter de artacağını düşünüyorum. Yetip de artacağını, yetip de artacağını da. Karıştırıyoruz hele. Ben birazcık üşengeçliğimden bu kadar koyabildim. Böyle karıştırıyoruz. İçi eriyene kadar. Renkini veriyor bakın hafiften. Böyle karıştırıyoruz. Arkadaşlar ev işi olduğu için siz böyle kara yerleri göremiyoruz ama şu anda bayağı kara yeri var. Kara yer yani siyah yer. Oldu bence yeter. Kameramanımızdan küçük bilgiler. Şimdi de iç bakalım. Şimdi içmeyeceğim. Birazcık daha koyulamasını bekleyeceğiz diyoruz. Fakat kameramanımız dinlemiyormuş. Bakın hafiften şöyle koyulaşmaya başladı. Yakın çekim olsun şimdi. Hafiften koyulaşmaya başladı bakın. Çikolataları da zaten veriyoruz. Bakın bu kadar kaldı. Kameramanımız karıştırıyor. Evet arkadaşlar kameramanımız karıştırdı. Bitti mi çikolata, şu kadar kalmış. Bitmiş yani. Arkadaşlar bu arada çok pratik olacak. Süt yani böyle 2 dakika karıştıracaksınız olacak. İnşallah olmuştur. Bakın ooo bak koyu rengini vermeye başladı bak. Hafif karıştırdım. Tamamdır bu kadar kaldı. Tamam. Karışın şöyle. Tadına bakıyoruz. Hazır mısınız? Canınız çekecek olursa çok özür dilerim arkadaşlar. Bunu gerçekten kendim tadarak söylüyorum. Hiçbir yalan söylemeyeceğim. Gerçekten ben söyleyeceğim yani şu an. Hafif bir çikolata tadı var. Gerçekten çok güzel. Çikolatalı süt gibi. Dibinde çikolata kalmış olacak. Yapacak bir şey yok. Şöyle karıştırabilirsiniz. Dibinde çikolata kalmasın diye. Böyle arada karıştırın. Çikolata kalmasın diye. Gayet güzel. Vallahi güzel. Mis cillop. Gerçekten çok güzel. Kendim yaptım diye demiyorum. Gerçekten çok güzel. Artık hazır. Sulara hazır. Sütlü şeylere. Şey yapmayın ben de bu ara ağzım sileyim. Bakın ben bak önemlidir. Bakın hatta karıştırmadığınız zaman şu hale alıyor, görün bakın. Karıştırmadığınız zaman böyle şey gibi oluyor. Böyle hani şey, böyle tarçın gibi oluyor üstü. Ama bakın karıştırınca bembeyaz olacak yine. Bakın bakın hop. Mükemmel ya, mükemmel. Anlatabiliyor muyum? Mükemmel. Hop. Çok güzel. İçelim bakalım.
Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yemin artık var ya bu bunlardan evinizde yapın abi. Dışarıdakilerin pek fazla güven olmaz. Glikoz, trikoz falan koyuyorlar oraya bir sürü şey. Ama bu gerçekten çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu evinizde deneyebilirsiniz arkadaşlar. İlk serimizin ilk yemeği ilk atıştırmalı oldu arkadaşlar. Atıştırmalı ama sıvı bir atıştırmalı. Bunu evinizde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet pratik ve gayet güzel bir tat içeriyor. Güzel bir tadı var. Ellerim bu arada çikolata olmuş. Yerken sizde de çikolata olabilir. Neyse ya yani, tadı böyle. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel. Tadı efsane. İçmeleri doyamıyorum. Tadı efsane. Siz de bunu evde deneyebilirsiniz arkadaşlar. Videoya like atmayı abone unutmayın. Aşağıdan da bildirim bildirimi açıp yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel. Malzemeleriniz bir adet süt, bir adet de çikolata. Bunlar da yapabiliyoruz. Sıvı çikolata. Onlar da yapabiliyoruz. Malzemeler bunlar. Neyse arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle takip etme taktiği için like atmayı abone unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan da yorumlarınızı esirgemeyin. Abone olup da bildirimleri atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bye.